Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte ben de ilk meşinin chapter 2. bölümüyle. Yani 2. bölümüyle karşılarınızdayım. Chapter 2 diyebiliriz, bölüm 2 diyebiliriz. İlk bölümde arkadaşlar biliyorsunuz en son kaçmıştık. Mürekkep fabrikasının alt kısmına düşmüştük. Ve buradan çıkmaya çalışacaktık abi. Chapter 2'nin ismi de eski şarkı olarak geçiyordu. Bakalım bu bölümümüzde neler olacak, neler olmayacak. Evet, en son burada kalmışız. Bu arada arkadaşlar ben videoyu yani 2 dakika falan olmadı tekrardan başladım sizler için. Hızlı bir şekilde seriyi daha önceden tamamlayamadığım için içimde de böyle bir dert oldu. Evet, yeni bir çıkış bul diyor. Güzel, buluruz abi. Buraya da böyle evet hepimizin fazmofobiyadan haşina olduğu bir şey koymuşlar. Baltamız burada. Açalım abi, yolumuza devam edelim. Evet, bakıyorum şöyle. Unity Shaft. Oğlum. Ama arkadaşım kafamıza tahta düşecekse de böyle olmaz yani. He will set us free. Aman her yerde aynı yazı. Ya burası bu kadar ne? Ara büyüdü lan bu kadar oldu yani falan diyor. Evet, yine bilgi veren bir şey. Samuel Lawrence'ın sesi. O gölgelerde belirir. Üzerime tatlı lütuflar yağdır. Karanlıkta parlayan mürekkep figürü. Beni duyman için dua ediyorum. O eski şarkıları hala söylerim. Çünkü beni kurtarmaya geldiğini biliyorum. Senin o sevgi dolu kucaklamanı bekliyorum. Ama sevgi fedakarlık gerektirir. Duy beni. Semicim çok teşekkür ederiz ama ben şöyle arkaya doğru gideceğim. Ne haber lan Bendy? Şunu da kırayım. Ben böyle Aa, böyle yerlerde hep şey çıkıyor. O ne lan? O tekrar mı şey olmuş? Bir dakika. Aa, arkamı dönünce tekrar mı düzeliyor? Yo. Aa. Oğlum bu tekrar tekrar oluşuyor, çok iyi ya. Tamam, kırdım. Daha uğraşmayacağım seninle ben de. Arkadaşlar büyük ihtimalle bunun içine girince bir nok yoluna çıkacağız biz. Lütfen 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 her yerden. Evet, gördüğünüz gibi katran gibi abi. Oo, 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 oo. Allah belanı vermesin, ben de zannettim onu. Üzgünüm, bana yardımcı olur musun falan dedi. Nereye gitti acaba? Hiç bilgimiz yok ama şurada çorbalar var abi. Mürekkep fabrikasında çorba içmek nedir abi? Hem de bacon çorbası, yani şey, pastırmalı çorba. İçen var mı abi pastırmalı çorba? Ben daha önceden hiç görmedim çünkü. Evet, arka tarafa doğru geldik. Burada bir elektrik görevi veriyor. Evet, kapıyı yani şu gate'i açmak için arkadaşlar elektrik vermem lazım. Sonradan switch çalışacak. Elektriği vermeye çalışacağız. Oo, Bendy'nin heykeli var. Dişler de parıl parıl mübarek. Daha demin şurada bir yerde vardı galiba. Heh. Tamam, birinciyi verdik mi? Verdik. İki tane daha var diyor. Arka taraftadır. Nerede olacak? Oğlum bu nedir ya? Gerçekten katran gibi, şunun altından geçemiyorum bile. O kadar yoğun akıyor ki. Asfalt akıyor sanki. Vay be. Zor iş ama mutlu be. Güzel yazmış. Reis dokunaklı konuşuyor. Evet, herhalde bir tanesi bu. Açtım. Tamam, açtık abi. Bunu açtık. Tamam. Hadi git kapıdan geç diyor. Yardır spor diyor. Seni kıracağım, tekrar çıkacağım. Şöyle bakarak gidiyorum. Bakalım oluşabilecek misin? Hop. Çok iyi abi ya. Aşırı derecede. O arkasına çizdiği acaba şekille mi alakalı hiç bilmiyorum ama. Şu tahtalar kırılmıyormuş. Bu kırılıyor mu? Bu kırılıyor. Tamam. Hadi açıl susam açıl. Kesin kötü bir şey çıkacak. Lütfen kötü bir şey çıkmasın. Lütfen güzel bir şey çıksın. Ne çıkıyor? Ne çıktığını ben de anlamadım ama kırarak devam edeceğim yoluma. Evet. Burası gerçekten çok... Burası bu karanlık, şaka falan mı yapıyorsun la? Bence gayet güzel arkadaşlar. Evet. Sammy Lawrence yine konuşuyor. Sammy Lawrence'ın sesi. Joey bu mürekkep makinesinin yanı başımıza taktı. Geçen ay 3 kez sızdırmaya başladı. Mürekkep merdiven boşluğunu doldurduğu için bölümümüzden bile çıkamadık. Joey'nin çözümü ne mi dersin? Periyodik olarak boşaltmak için mürekkep pompası yaptırdı. Şimdi ise ofisimizde çirkin bir düğme var. Bütün gün içeri dışarı girip çıkan insanlarla dolup taşıyor ofisim. Sağ ol Joey. Tam ihtiyacım olan şey. Daha fazla dikkat dağıtıcı şey. Bu aptal çizgi film şarkıları kendi kendine yazılmıyor, biliyorsun değil mi? Makineyi çalıştırmak için bir şeyler yapman lazım falan. Hala makineyle ilgili derdi var. Bir de diyor ki illüzyonlar falan görüyormuş. Etrafta silüetler görmeye başlamış. Ulan ne silüeti? Makineyi çalıştırdıktan sonra arkadaşlar bunlar kafayı yemiş. Norman Polk denilen bir abimiz de. Bu da konuşmacı. Norman Polk'un sesi. Her gün garip olaylar oluyordu.
Normalde ben standta olacaktım. Müzik grubu da bir şeyler tıngırdatacaktı. Aniden Sammy Lawrence içeri girdi ve her şeyi kapattı. Hepimize salonda beklememizi söyledi. Projektörümü çalıştırıp kabinden fırlayıp stüdyodan iniyordu. Sanki küçük bir şeytan peşinde koşuyor gibiydi. Birkaç saniye sonra projektör kapandı ama Sammy kapatmamıştı. Bu adam gerçekten çılgındı. Nasıl yaptı diye düşündüm. Kafamı toplayınca her şeyi Bay Drew'a anlatmaya karar verdim. Ancak kendisi de bayağı bir acayip adamdı. Garip gureba şeyler. Bunların başına gelmiş ne gelmişse. Kardeşim bizle alakalı bir şey yok. Bu açılmıyor. Aha. Bendinin sevgilisi Alice Angel. Sing she sang. Ha, hem şarkı söylüyor hem dans ediyormuş. Bendinin sevgilisi anladığım kadarıyla bu. Train falan varmış. Alır abi böyle şeyler. Buradan mı devam ediyoruz? Şunu çekelim. Evet. Buradan bir an önce çıkmamız lazım ama bu tabii ki izin vereceğini zannetmiyorum. Zaten oyun 5 bölüm abi. Büyük ihtimalle 5. bölümde falan çıkabiliyoruzdur. Bu bölümden izin vermeyecektir ama yine açalım. Evet, hiçbir şey olmayacağı belliydi zaten. O ne? O ne? Hayır hayır. O ne lan? O lan! Ay! Bunlar ölüyor inşallah. Abi ölüyor musunuz? Kafana geçiririm. Hayır. Tek yemiyorum değil mi lan? Abi. Ama tam oluştuğunda vuruyorum zaten kafasına. Böyle bir anlaşmazlık olabilir mi ya? E temizledim hepsini. Hala niye müzik var? Ha bundan dolayıymış. Tamam, bir oyunda müzik durduysa arkadaşlar yaratıkların alayı ölmüştür. Garip garip müzikler çalıyor. Burası mı açıldı? Belliydi zaten. Merhaba. Burada evet notalar var. Bakayım. Sol majörle başlıyor. Tamam olabilir. Şöyle. Oh. Vallahi güzel. Şu bilardo toplarını sokunca kesinlikle Steam bir ödül veriyordur. Yavaş yavaş sokmaya. Artık zaten hiçbiri girmez. Boşver. Şunların hepsini bir dağıtayım. Çok kötü yaptım abi. Neyse buradan dışarı çıkıyorum. Delicious demiş. Bak bak bak. Bacon Sloop. Muhteşem. Ne oldu abi şimdi? Aha. İki tane bandı var. Bunlar enstrüman çalmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Burada abimiz var. Tamam güzel. Buraya da kocaman bandı yapıştırmışlar abi. Şöyle arka tarafa doğru gidelim bir bakalım arkadaşlarım. Artık herhalde şu kısma girebiliyoruz. Banjo. Davul. Banjo, davul. Kontrabas. Bu ne, piyano mu? Oh. Do, re, mi, fa. Piyano, tamam. Bunları iyi çaldık valla. Bu ne diyor? Suzy Campbell. Suzy Campbell'ın sesi. İki aydır Joel Drew için çalışıyorum. Fakat şimdiden burayı sevdiğimi söyleyebilirim. Buradaki herkes Alice Angel setime bayıldı. Sammy bir gün bendi kadar popüler olabileceğimi bile söyledi. Geçen haftalarda konuşan sandalyelerden dans eden tavuklara kadar her şeyi seslendirdim. Ama ilk defa bir karaktere bu kadar bağlandım. Sanki benim bir parçammış gibi. Alice ve ben harika gidiyoruz. 2 aydır çalışıyorlarmış arkadaşlar bunlar. Herhalde konser falan verecekler. Onun çalışması. Başka bir şey olduğunu zannetmiyorum abi zaten. Ben neyi çalışacaklar yani. Belli ki bunlar konsere monsere hazırlık yapıyorlar abi. Aha. Bu kilise organı değil mi lan? Aynen o. Davy Jones. Evet şuradan arka tarafa doğru gidelim. Burada da bir keman var. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aa bir tane daha Bacon Sloop. Şulup mulup. Evet burada arkadaşlar Bacon'ın modelleriymiş. Üzgün. Kızgın. Happy, mutlu. Evet bir şey söyleyeceğim. Hepsinin suratı aynı değil mi ya? Üzgünken de, mutluyken de, sevinginken de hepsinde aynı abi. Bu nasıl bir duyguları güzel belirtin biraz. Şöyle gülüyorsa gülsün. Ağlıyorsa ağlasın. Evet Samuel Lawrence'ın odası burasıymış. Nasıl gireceğim oğlum içeri? Sen tekrar çıkıyor musun reis? Seni kırdık ama bakayım. Yok abi bu düzelmiyor. Şunu mu koymak lazım? Yok. Bu da açılmıyor. Burada bir gariplik var abi. Ben şöyle bir arka tarafa doğru bir bakayım. Ne var ne yok şimdi ortaya çıkacak zaten arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Evet yukarı doğru çıktım. Bendy. İki tane bendy var. Bunu açınca ne oluyor?
Arkada bir dizi oyunlar moyunlar. Tamam, sıkıntı yok abi. Şu arka tarafa falan mı gitmem lazım? Ne yapacağım abi? Benim o abinin odasına girmem lazım. Abinin odasının anahtarı nerede olabilir? Seni kırmak istiyorum, kusura bakma. Ay! Abi tamam, kesin buradan bir şey olacak. Doğru yeri bulduğuma eminim artık. Çünkü work hard, work happy. Yani hiçbir şey kolay değildir bu dünyada. Sen tekrar oluşabilirsin reis. Sıkıntı yok. Merhaba canım. Oğlum o kadar sert girme lan. Ağzını burnunu kırarım ha. Bak burada da bir tane banjo var. Çalayım bu banjoyu da. Şu çorbaları da içelim. Do re mi fa. Abi burada bir şey yok mu ya? Ben boşuna mı geldim burada? Adam öldürüp seviye mi kasacağız? Ne alakasız bir şey. Allah Allah. Yok abi. Burada hiçbir şeyin ortasındayım şu anda. Hiçliğin ortasında devam ediyoruz arkadaşlar yolumuza. Evet, bu abimiz free free hepimizi free bırakacakmış. Buraya da önüne de çömlek falan koymuşlar. Bunlara mum falan yakmışlar oğlum. Ne oluyor lan burada? Sanki bir ayin falan yapıyorlar gibi bir görüntü yani. Abi aman dikkatli dikkatli han kanalcığım. Aman gözünü seveyim bak. Bir sıkıntı mıkıntı olur. Bu yine çıkmış. Merhaba bendicim. Hiçbir şey gözükmüyor abi. Burada da gerçekten hiçbir şey gözükmüyor. Davuldan tutun piyanoya kadar her şeyi çaldık. Hiçbir şey olduğu yok. Şöyle arka tarafa bir daha gideyim. Burada mı bir şey var ya? Aha. Bunların sayısı artmış. Bir dakika. Oğlum bunlar orkestra lan. Tamam şimdi anladım. Bunlar orkestra abi. Koltukta kaç tane şey adam varsa o kadar bendi basacağız buraya. Tamam. O zaman enstrümanlara tıklamam lazım. Enstrüman bulduğum yere yapıştır abi. Tamam, taktik bu. Tamam, daha demin ben bir sürü tıkladım. Daha mı çok tıklamam lazım? Bu teoremin doğru olduğunu lütfen kanıtlamak istiyorum şu anda. Şöyle arka tarafa doğru bir gidelim arkadaşlarım. Şimdi bir dakika. Buna bastık. Buna da bayağı bir bastık. Buna da bir bastık. O espriyi yapım istiyorsunuz ama yapmayacağım. Buna da bastık. Çok güzel. Vallahi iyi de çalıyormuşum ha. Şurada bir yerde keman mı var? Keman keman. Bak bendiler orada duruyor, görüyor musunuz? 3 tane bendi. Hepsi birbirinden güzeldi. Şimdi bir dakika, bendi sayısı artmış olması lazım. Çünkü 10 tane enstrüman çaldım orada. Zurnadan tut. Davul, zurna, her şeyi çaldık. Klarnet. Ve teorim yanlış. Oley! Harikasın Ankara. Evet arkadaşlar, teori yanlışmış. Maalesef ki öyle değilmiş demek ki. Ya da öyle de olabilir ama daha çözemediğimiz için bir şey diyemiyorum. Buradan gidilmiyor abi bir yere. Maalesef eski. Tabii ki arkadaşlar şurada bir tane daha şey vardı. Şunu da dinleyelim. Wally Franks'in sesi. Yeni bir faraş almaya gidiyorum. Tahmin et ne oldu? Aptal anahtarımı bulamıyorum. Birden ortadan kaybolmuş gibi. Aklıma gelen tek şey, geçen hafta dolaşırken çöp kutularından birine düşürmüş olmalıyım. Umarım kimse Semih'e söylemez. Çünkü anahtarımı tekrar kaybettiğimi öğrenirse buradan giderim. Aaa! Garbage şey yapmış abi, anahtarı. Şuranın galiba closet'ın anahtarını abi çöpe atmış. Kafana senin, yumruk atayım kafana. Niye çöpe atıyorsun oğlum anahtarı ya? Ne mantıksız bir hareket bu ya. Ben bütün çöplere bakmak zorundayım senin arkandan ya. Abi mantıklı bir insan anahtarı çöpe atar mı? Senin kafana yumurta atayım ben ya. Gerçekten abi gözünüzü seveyim. Bakın çöpe atmayın anahtarı. Çöpün altına koyun lütfen. Ya mantıklı insan çöpe anahtar atmaz. Çöpün altına anahtarını koyar ya. Merhaba bendiler. Sayınız artmadığına çok mutluyum bu defa. Evet arkadaşlar şöyle arka tarafa doğru gidiyoruz. Evet burada da var. Burada mı? Burada da değil. Başka nerede var acaba anahtar? Çöpe anahtar atan adam mı? Aha burada.
Kafana senin yumurta atayım ben ya. Mantıksız insanlarla hareket edince böyle abi işte. Allah'tan İngilizcemiz var da az buçuk çözebiliyoruz vallahi. Orada garbıcı gördüm, dedim çöp abi. Evet, açtık. Her sanatçının bir sığınağa ihtiyacı vardır. Joel Drew ve benimki gibi. Girmek için sadece en sevdiğimiz şarkıyı bilmen gerek. Piyano nazikçe çağırır. Derinde bir bas keman çalar. Piyano zarif bir uyum içinde geri döner. Bas keman yüksek bir sesle tekrardan aramıza katılır. Şarkımı söyle ve sığınağım sana açılacaktır. Diyor ki önce diyor piyano diyor güzel bir şekilde çalmış. Tamam mı? Ondan sonra bass finger dediği kontrbass abi tıngırdatmaya başlamış derinden bir sesle. Sonra tekrardan piyano çalmış. Ve tekrardan şey yapmış. Bir dakika, piyano kontrbass yapınca bir şey olacak büyük ihtimalle. Piyano kontrbass. Bakalım. Bir deneyelim. Neydi abi? Piyano kontrbass. Evet, burada bir şey yapacağız. Piyano kontrbass. Bir tane daha piyano. Bir tane daha kontrbass. Açılmadı. Harika. Şu şeyi çalıştırırken mi yapmak zorundayız acaba? Bir deneyelim abi. İlla ışıktayken yap falan da olabilir. Şimdi çok emin olmadığım için. Deneyelim biz. Anam açıldı. Çabuk koş Ankanal. Çabuk koş. Piyano kontrbass. Koş. Evet. Şimdi neydi? Piyano. Kontrbass. Bir tane daha piyano. Bir tane daha kontrbass. Aha. Gerçekten. Helal olsun bana. Kapıyı açtık, devam ediyoruz. Oğlum burada adamlar bir sürü kontrbass çalmış ya. Aha. Bağlama. Bu ne lan? Gebertirim lan seni. Fof. Bunu yapıştırıyoruz abi. Evet. Bir tane Wolf şeyi. Wolf neydi abi? Wolf. Allah. Niye aklıma gelmiyor oluş? Allah belanı, bundan dolayı gelmiyor işte. Kaç abi, kaç. Bu ne? Gelme. Gelme. Gelme, kafana indirdiğim gibi yararım iki ya. Allah belanı. Oğlum bu nedir ya? Bir tane daha var kesin. Müzik bitmedi. Şu en arkadaki çıkacak değil mi? Ha? Gel abi, gel. Ağzını kırarım. Sen de çık. Hoş geldin reis. Durdu mu müzik? Durdu, tamam. Müzik durduysa sıkıntı yok. Yapıştır. Evet. Evet, valve açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada valve'in İngilizcesi valve zaten. Niye bu kadar zor? Allah belanı. Niye zorlandıysan bu kadar? Evet, elektriği veriyoruz ama yani neden abi? Valve ya, valve niye yok oldu abi? O işin rengi değişti abi. Orada bir abi var. Her yerde work hard work. Aman hiç ömr... Aha. Senin kafanı yaracağım. Bak elinde valve'i takıyor. Abi adamla saklambaç mı oynayacağım? Bu şaka falan mı ya? Gerçekten şu an saklambaç mı oynayacağız onunla? Bu saklanacak, ben onu mu öldüreceğim? Notalara bak, ne şarkıymış be. Şuraya çıkayım. Şunu da çalayım. Jack Wayne'in sesi. Sessizliği seviyorum ve yoğun zamanlarda iyi geliyor. Eminim ki burası cennet gibi kokabilirdi. Ama benim gibi eski bir söz yazarı için mükemmel bir yer. Sammy'nin şarkılarında her zaman sıçramalar vardır. Bu yüzden arada bir kaçmasaydım onlarla devam etmene dermanım olmazdı. Bu yüzden aklımı şarkıyla burnumu da bu pis kokudan kapalı tutacağım. Evet, Jack diye bir abi var, şimdi o çıktı. Bak hani kolaydı lan? Aha burada. Reis, VS'ye geldim. Merhaba. Ağzını burnunu dağıtayım senin ya. Nerede lan bu? Heh, burada. Abi göstermeden mi vuracağız? Ne yapacağız bunun kafasına?
Abi nereye çıkacağını tahmin edip oraya mı gideceğim? Yok abi, böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Heh. Bu ne? Şunu mu çekecek yukarı? Ha, bu yukarı çekecek. O altına girecek, sonra ben onu öpeceğim. Nerede bu reis? Abicim sen orada durdun ama bak ne olacak şimdi. Ah, kafana öyle iner işte, kütük. Üzgünüm bunu yaptığım için. Ama şapkan iyiymiş. Bendicim merhabalar reis. Sen gerçekten harika bir bendisin. Şöyle döneyim. Yok, yok oldu buradaki. Tamam abi, yapıştıralım, devam edelim. Koyun moyun bir şeyler yazmışlar. Ne koyunu kardeşim ya, sensin koyun ya. Şunu da kırayım geçerken, hop. Tamam. Sıkıntı bela yok. Yine yukarı kadar çıktık. Valfimizi takıyoruz ve yolumuza başlıyoruz. Okay, that should do it. Tamam. Sammy'nin ofisine git. Geri dönelim. Sammy abi şu sol taraftaydı değil mi? Evet, Sammy abinin ofisi burada. Hemen şuradan. Evet. Pop. Bu pompaymış arkadaşlar. Pompanın kontrolü en arkadaki odayı, yani çıkışın şeyini bize açıyor şu anda. Burada ne var abi? Fotoğraf makinesine benziyor. Garip bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Her neyse. Artık buradan kaçma zamanı. Gidiyorum ben. Haydi bay bay. Oh. Oğlum kafama... Ağzını burnunu kırayım lan senin. Kafama ne vuruyorsun? Aa, bende lan. Aa, bu daha demin önümüzden geçen adam. Tamam, bende değil bu ya. Aa, Semih. Semih abi, sana ne oldu abi? Abi bak, sen yanlış taraftasın, gözünü sevdiğim. Bak Semih abi, yanlış yoldasın. Bak balta falan çektin, beni bağlamışsın. Buradan çıkarsam işler değişir abi. Bak üstünden başından adamın mürekkep atıyor. Ne olduysa buna. Bekle. Bu yüz diyor. Bak bak, bu yüz ailemden biri gibi falan diyor. Ben ağzını burnunu kırarım. Sen benim diyor küçük koyunumsun, koyuşumsun diyecektim. Koyunummuşsun diyor. Seni diyor burada güzelce bir güzel diyor şey yapacağım diyor. Kurban edeceğim diyor. Evet, bu vücudu çağırıyor falan diyor. Şşt, sessiz ol. Ha? Dinle. Onu duyuyor musun? Etrafta. Hadi artık başlayalım. Ritüeli tamamlayalım diyor. Oğlum bak, ritüel falan, ağzını burnunu buradan çıkarsam çok fena olur bak. Küfür etmek istemiyorum. Tipinde hayır yok. Adama bak, adam kendini mürekkebe boyamış. Garip grup adamlarla uğraşıyoruz ya. Koyun koyun koyun. Zaman, senin için zaman geldi. Şimdi diyor kafanı güzelce böyle rahatlat, dinlendir, senin için uyku vakti. Sabah oldu. Uyan. Ya da diyor geber. Duyuyor musun bendi? Yüksel, yüksel karanlıklardan. Yüksel, sesimi duy. Oğlum ne oluyor, gerçekten biri mi geliyor lan? Şşş. Ya. Kendi yüzünü göster. Koyunum burada. Efendim. Efendim uzak durun. Ama ben sizin ilk inananızı... Ya oğlum ya. Ya bana ne girdi çıktı oluyor ya. Beni sal oğlum. Heh. Şuradan. Aha. Ağzınızı kırarım bak. Beni deli etmeyin ha. Oğlum odadan mürekkep çıkıyor. İnşallah adamın kanıdır. Hanginize vursam lan, kafamı karıştırdınız ha. Bir bitmek bilmiyor. Aha, ben kaçıyorum abi. Beni ilgilendirmiyor. Orada geberirse gebersin. İyi gebermeler ona. Kır abi, kır 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 kır. Anam. Abi balta kırıldı, Allah belanı vermesin. Şuradan kaçayım ben. Ay! O ne lan? Aa, bende gerçekmiş. Abi bu bana çok tanıdık geldi. Puppy Playtime kaçış değil mi abi bu? Gelme. Gelme Allah'ın cezası, gelme gelme. Aa, öldüm. Ya uf. Oğlum bu ne ya? Öf, neyin içinden çıkıyorum abi? Ne iğrenç bir şey bu ama ya. İnsana bu yaptırılır mı? Gözünüzü seveyim ya. Nereden çıkıyorum abi ben? Abi ben neden çıkıyormuşum ya? Neresi lan burası? Tanıdık geliyor ama.
Ya gözünü seveyim, nereye soktunuz beni ya? Oğlum ben ne güzel kurtulacaktım. Aa, ne oluyor lan? Allah belanı, yine kaçıyoruz. Merhaba. Ben de... Adamın yok oluşunu gördüm. Hala vuruyor kapıya. Sanki Puppy Playtime'daki Huggy Wuggy'sin ya. Anam nereye geldik? Bu nedir ya? Ya burada abi, bitti ya. Hello? Selam. Orada kimse var mı? Bak burada olduğunu biliyorum. Kendini göster. Çık karşıma. Aha! Joy! Joy ölüm... Bu Joy'nin kardeşi galiba ya. Bu kim oğlum? Boris? Boris? Boris. Boris Johnson falan. Kimsin oğlum sen ya? Garip bir şey, her neyse. Bitti mi lan? Ha, Chapter 3. Vay. Abi vallahi kendimi tebrik ediyorum. Chapter 1, Chapter 2 üst üste. Cık, efsane güzel. Evet. Arkadaşlar, Boris denilen yeni bir arkadaş var. Artık bu abimizle devam edeceğiz. Koyun şarkıları yapıyormuş kendisi bende de. Koyun şarkıları ne olduğunu bilmiyorum ama koyun şarkıları yapıyormuş. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bendy Ink Machine, yani Bendy Mürekkep Fabrikası'nın ikinci bölümünün sonuna da geldik. Bu arada 5 part. İlk bölümde de söylemiştim. Ayın 15'inde, 15 Kasım'da arkadaşlar yeni bölümü geliyor. Onu da en kısa zamanda çekeceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir bu bölümümüzde. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde çekip bütün konusuyla, detaylarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Gergin mi derseniz, tabii ki yani Huggy, yani tabii ki yıl itibariyle Puppy Playtime daha yeni bir oyun. Ama Bendy'nin de yeni bir oyunu çıkacak. İkisini karşılaştırmak daha mantıklı geliyor. Dönemine göre tabii ki hoş, yaratıcı bir oyun. Özellikle bir sonraki chapter'da ne olacak diye insan bayağı bir heyecanlanıyor, merak ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Üçüncü bölümde herhalde yarın ya da yarından sonra gelir arkadaşlar. Ama en kısa zamanda gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.